Altın piyasasında son bir aydır dalgalanma devam ederken uzmanlar artık altının yükselişe geçeceğini söylüyor. Altın şu anda alım sinyalleri verirken önümüzdeki haftalarda vermeyebilir. Konuyla ilgili konuşan kuyumcu Mehmet Altuncan, altın fiyatlarında durağanlık yavaş yavaş sonlanacak. Bu 3 ay heyecan ile dolu, altının yukarı doğru basamakları hızla çıktığını göreceğiz dedi. Piyasalar şu anda pazartesiden bugüne kadar aynı şekilde veriler alarak kendisi veriler alarak altındaki alınabilirlik seyrini takip ediyor. Altın bugün yarın bir pik yapacak. Gelgitlerde şu anda plato oluşturdu. Malum işte dördüncü kıvartale girdik. 9, 10, 11, bir de benim yeğenim var canım. Hep 12. aylara girdik. Sürprizlerle karşılaşmamız gibi bir olasılık mümkün değil. Her an altının fiyatını 1900, 2000, 2200, 2500 gibi görme şansımız hazır. Gram için konuşuyorum. Elinizdeki paranızı altına yatırın. 45 dakika sonra. Fiziki altına yatırın, elinize alın, altınız elinizde olsun. Artık şeyin mevsimin sonu, artık ürünün hasattan tarladan kaldırılıp ambaraya yerleştirildiği zaman boşta bulunmayın. Altın fiyatlarının geçerli. Ne kadar demiştiniz? 15 gündür stabil seyretmesinden dolayı rehavete çökmeyin, rehavet içinde olmayın. Ben baştan da, ortada da, sonda da, gelecekte de söyleyeceğim şey altın. Altın yükselecek. Altın yatırımı güvenli yatırım. Elinizde altınınız olsun, tavsiye ediyorum. Coğrafik yapılarda da işte dünya balanslarını, ayarlamalarını dördüncü kıvartal dediğimiz 9-12 ay arasında, 9 ve 12. ay arasında yapacaklar. Onun için elinizdeki emtialarınızı kağıttan çıkarak, işte döviz cinsi paradan çıkarak altına geçiş yapın. Rahatlığınız olsun. Dövizde aşağı yön görüyorum. Buraların daha aşağısına gelecek. Turizm girdilerinin engellenmemesi için turistin parayı harcamakta efendim acabası olmasın diye dövizi düşürülmüyor. Döviz zaten devletin düşürmesiyle alakalı bir projesi yok. Bu su akıp yolunu bulacak. Yani bu döviz birileri tarafından talep arz dengesi bozularak yukarı doğru çekiliyor. Fakat gerçek olan bir şey var. Dövizin karşılığı ülkemizin ekonomisiyle eşleşmiyor. Ülke ihracatı, ithalatı hep başı başına donörler, veriler. Dövizliği yatırım aracı olarak görmeyin. Dövizde durmayın. Dövize park etmeyin. Pişman olursunuz. Olacaksınız da yani. Döviz bizim ülkemizde para kazanılacak bir şey değil yani. Emtia değil. Ürün alın. İstediğiniz kadar ürün alın. Bakın ürünlerde değerlenmeleri göreceksiniz. Ya bu şundan dolayı kaynaklanacak. Devletin politikalarında insanları aşırı paraya boğması diye adlandıracağımız, yani paralandırmaya yönelik işte maaş zamları vesaire diğer zamlardan dolayı para akışı çok fazlalaştığından giderler yükseldi. Gider maliyetleri yükseldi. Kiralar yükseliyor. Efendim işçinin çalışma birim fiyatları yükseliyor. Bu da totalde girdileri etkiliyor. Malum dünyadaki enerji 1890. maliyetlerinin bizim anlayacağımız bazda işte petrol fiyatlarından da olan maliyet fiyatlarında yüksek çizgiler göreceğiz. Ondan dolayı emtialarda alabileceğimiz ürünlerde fiyatlandırmalar %20, %30 akabinde değerlenirse buna şaşırmamak lazım. Bu zaten
trendin akış hali, yani lokomotifin giderkenki arkasında götürdüğü vagonlar olarak düşünün.